Merhaba arkadaşlar, Kız Babasına hoş geldiniz. Bizi izliyorsanız, kanalımızı beğeniyorsanız lütfen like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Like atmak ücretsiz. Ve abone değilseniz lütfen desteklerinizi bekliyoruz. Abone olup kanalımıza destek verirseniz de çok seviniriz. Bugünkü işleyeceğim konu arkadaşlar, birçok ailenin muzdarip olduğu konulardan bir tanesi. Gördüğünüz gibi doğalgaz faturaları. Doğalgaz faturalarında birçok insan belki yanlış kullanmadan dolayı, belki kulaktan dolma böyle fikirlerden dolayı faturaları ister istemez faturalar yüksek geliyor. Arkadaşlar bizim evimiz şu anda 150 metrekare taban, dubleks olduğu için 300 metrekare, yaklaşık 250 metrekare oturma alanımız var. Yaklaşık da 13 tane büyük peteğimiz var. Bu evde arkadaşlar hiçbir petek kapalı değil. Bütün peteklerimiz açık. Kombimizin petek sıcaklığı 50 derece arkadaşlar. Ve şu anda şuraya göstereyim şöyle yakından. Bu Aralık ayı faturamız arkadaşlar. 780 lira. Şöyle de göstereyim. Belki millet yanlış anlar. Bu sizin fatura değil diyebilirler. İsmimi de göstereyim. Fatura bizim yani. Hani şey değil. Tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Yani ev 300 metrekare. Dubleks ev. 13 tane peteğimiz var. Ve şu anda bizim Aralık ayı faturamız 780 lira. Bu binada şu anda 8 daire var arkadaşlar. 4 tane 3 artı 1. 4 tane 4 artı 1. Ve binanın şu anda en düşük doğalgaz faturası. Ha biz ne yapıyoruz? Ekstra bir şey mi yapıyoruz? Hayır, ekstra bir şey yapmıyoruz. Sadece doğalgazı verimli kullanmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Nasıl? Daha önce söylemiştim. Bizim bir oda termostatımız var arkadaşlar. Bakın şu anda 21 derecede. Bizim ayarımız 21 derecede. Burada da oda sıcaklığı 21,5 derece. Ha şunu söyleyeyim öncelikle. Bizim evde küçük bir bebeğimiz yok. Yani bir en ufak Elif'imiz var. O da şu an 9 yaşında yaklaşık. Ondan dolayı yani evde hani çok yaz havası yaşatmadan 21 derecede ev oturulabilir vaziyette. Bakın şu an şu kıyafetlerimle ben kesinlikle üşümüyorum arkadaşlar. Yani normal bir evde zaten kışın şu kıyafetlerle üşümüyorsam daha yapacak bir şey yok bence. Biz bunu 21 dereceye ayarlıyoruz arkadaşlar. Ve kesinlikle şu anda son bir aydır denedik. Kombiyi oynamıyoruz arkadaşlar. 21 derece. Sürekli gece gündüz 21 derecede duruyor. Ya biz bunu daha önce çok denedik. Daha önce mesela biz bunu akşamları 19'a 18'e düşürdük. Gece işte gündüzleri 22'ye çıkardık. Denedik. Daha çok fatura geldi. Faturalar daha yüksek geldi. Şu anda 21'e sabitledik. 21 derecede sıcaklıkta bizim oda sıcaklığı olarak bize yettiği için bakın burası Aydın. Hani başka iller için konuşmuyorum. Biz Aydın'da oturuyoruz şu anda. Aydın'ın havası bak dışarıya bir gösterebilirsem Mustafa. Ha güneşli ama sıcak değil. Soğuk şu anda. Mesela arkadaşlar dışarısı şu anda 9-10 derece. Çok sıcak değil. Şu anda ocağın dördündeyiz. Yani kışın ortasındayız yani şu anda. Ha dondurucu soğuk yok ama şu anda oda sıcaklığı olarak benim anlatmak istediğim şey şu. 21 derecede sıcaklık eğer ki sizin eviniz için yeterliyse hani işte uzun vadeli evden gitmiyorsak gene de mesela biz bunu oynamıyoruz. Mesela günübirlik Akçaya köye gidip geliyoruz. Gene biz bunu 21'de bırakıyoruz arkadaşlar. 20'ye veya 19'a düşürmüyoruz. Şu anda faturanın son okuma tarihi şöyle söyleyeyim. 28-12'de okunmuş arkadaşlar. Yani en son 5.353 metreküpteymiş. Şimdi bugün baktım 5.393 metreküpte. Yani bugün tam 7 gün olmuş. 7 günde ortalama 45 metreküp yapmış arkadaşlar. Bu da yani günlük ortalama 6 metreküpe denk geliyor. Yani bu da parasal olarak yani bu Ocak ayı bu şekilde devam ederse Ocak ayında da gelecek faturamız aşağı yukarı 1.200 50 lira civarında. Ha nedir? Çok yüksek bir meblağ mı? Ha, 300 metrekare eve göre bence çok yüksek bir meblağ değil. Neden?
Çünkü sonuçta birçok insan şunu yapıyor. Mesela işte ben o diyor oturma odasına oturmuyorum, oranın peteğini kapatıyor. Başka bir odayı kullanmıyorum diyor, oranın peteğini kapatıyor. Şimdi bizim evimizdeki kombi yoğuşmalı kombi arkadaşlar. Yoğuşmalı kombilerde peteklerin tamamı çalışırsa gidip geldikten sonraki dönüşümde o dönüşümü kullanıyor. Yani bunu kombinin daha verimli çalışması için peteklerin açık olması lazım arkadaşlar. Yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi bu. Bizim evimiz bir de kuzey cephesi. Yani direkt şeyi görmüyor, sabah güneşini görmüyor. Güneş gören evler bize göre de belki daha avantajlı olur. Çünkü sabah güneşi gene bir nebze olsun evin içini ısıtıyor. Eğer ki doğalgazda, faturada, eğer faturalarınız çok yüksek geliyorsa, eğer oda termostatınız da varsa, bence bir deneyin. Denemekten ne çıkar? Mesela biz bir ayda denedik. Bir aylık denememizin faturası bir ayda 780 lira arkadaşlar. 120 metreküp, pardon, 117 metreküp gelmiş ama 127 metreküp olarak fatura yapmışlar. Yani Aralık ayı faturamız 117 metreküp arkadaşlar. Benim nacizane tavsiyem, eğer ki doğalgaz kullanıyorsanız, mesela bu Ege bölgesinde, mesela bizim Aydın için söylüyorum. Tabii doğudaki doğalgazlarda hava şartları daha farklı olabilir belki ama bizim amacımız şu, kombilerle çok oynamayın. Yani kombiyle ne kadar çok oynarsanız fatura o kadar artıyor. Çünkü birçok insan şunu yapıyor. Ben diyor gündüz evde değilim. Evden çıkarken diyor hemen şunu diyelim 18'e düşürüyor. 18'e düşürüyor. Akşam 6'da işten geldikten sonra arkadaşlar açıyor 22'ye. 18'den 22'ye 4 derece var. Kombi o 4 dereceyi aşmak için belki arkadaşlar 10 metreküp kullanıyor. Ve hani tasarruf yapayım derken aslında daha çok zarar ediyoruz. Benim size burada anlatmak istediğim şey bu. Yani hani faturalar el yakıyorsa bir önce bir deneyin. Denemekten ne çıkar? Hani biz diyoruz ya, denemediğimiz, kullanmadığımız hiçbir şeyi tavsiye etmiyoruz kanalımızda. Biz de bunu sizle paylaşmak istedik. Zaten hani zor günler geçiren insanlarımız hani doğalgazda en azından bir nebze eğer faydası olabilecekse sizin için ben bunu paylaşmak istedim sizlerle. İnşallah faturalarınızda bir fayda olur. İnşallah size bir faydalı bilgi vermişizdir diye düşünüyorum. Tekrar söylüyorum. Evimiz 300 metrekare. Hiçbir peteğimiz kapalı değil. Evin tamamında bütün peteklerimiz açık. Kombi su sıcaklığımız 50 derece. Ha şunu da söyleyeyim. Yoğuşmalı kombilerde arkadaşlar su sıcaklığı 55'i geçtikten sonra yoğuşma iptal oluyor. Yani çok soğuk yerlerde bile yani eğer kombiniz 60 derece ayarlıyorsanız kombi yoğuşmalı olmuyor. Yoğuşma devre dışı kalıyor. Onun için kombinizi 55 derecenin üstünü çıkarmayın. Yani maksimum 55'te kombi en son yoğuşmalı çalışabiliyor. 55'i geçtikten sonra yoğuşma iptal oluyor arkadaşlar. Bir de mümkünse peteklerin önlerine ısıyı engelleyici şeyler koymayın. Camlarınız muhafazalıysa, bizim bina mesela da yeni bina, yalıtımlı bir bina. Bunun da tabii ki faydası var. Ama bizim en çok burada bahsetmek istediğim konu bu. Dereceye mümkünse oynamamak, bir deneyin bence, ne kaybedersiniz. İnşallah faydalı bir bilgi vermişizdir arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.